Mümin bir kulun ahiret yolculuğu, hadis-i şeriflerde şöyle izah edilmektedir. Mümin bir kula ölüm anında gökten, yüzleri güneş gibi parlayan melekler inerler. Beraberlerinde cennet kefenlerinden bir kefen ve cennet kokularından bir koku vardır. Görüş ufkunu dolduracak şekilde mümini kuşatarak otururlar. Sonra ölüm meleği gelir, baş ucunda oturur. Ey temiz ve güzel ruh! Allah'ın mağfiretine ve hoşnutluğuna yönelerek bedenden çık der. Ruh, su kabının ağzından damlanın aktığı gibi akarak çıkar. Can alındıktan sonra melekler bir lahza dahi ruhu ölüm meleğine bırakmayacak şekilde cennet kefenine sararlar ve cennet kokusuna daldırırlar. Onu yükseltirler, rastladıkları her bir melek topluluğu der ki, bu güzel ruh kimin ruhudur? Melekler ise dünyada isimlendirdiği adlarının en güzeliyle onu tanıtırlar. Nihayet dünya semasına gelirler, semanın onun için açılmasını isterler ve ona açılırlar. Her bir semanın mukarrebun melekleri, müminin ruhunu karşılayıp, onu bitişindeki semaya kadar uğurlarlar. Böylece yedinci semaya ulaşırlar. Allahu Teala Hazretleri buyurur ki, kulumun amel kitabını illiğinde yazın. Onu yeryüzüne geri döndürün. Bu noktada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sizi topraktan yarattık, ölümünüzden sonra yine ona döndüreceğiz ve sizi tekrar oradan çıkaracağız. Ayet-i kerimesini okumuştur. Ruh cesedine iade edilir. Bu arada kendisini defnedip dönenlerin ayak seslerini işitir. Kabir tarafından bir dost gibi karşılanır. Kabirde müminin namazı baş ucuna, zekatı sağ tarafına, orucu sol tarafına, sadaka, akraba ziyareti, iyilik gibi hayırları da ayak tarafına gelir yerleşir. Ey kardeşim! Kabir hayatı bir insanın ölmesiyle başlar. Ölen bir insanın kabir hayatı artık başlamış olur. Bir insan için ölüm şerbetini içmesiyle, yani ruhunu teslim edip ölmesiyle ve de kabir çukuruna atılıp üzerine toprak doldurulmasıyla kabir hayatı başlamış demektir. Kabir, ahiret hayatına, ebedi hayata başlamanın ilk giriş kapısıdır. Ebedi hayata geçiş yolu kabir kapısından geçmektedir. Başka yolu yoktur. Her insan dünya hayatına ölüm ile son vererek ahiret hayatına geçmek için kabir kapısından geçmek zorundadır. Dünyada ömür süren her insan, mümin olsun, kafir olsun, dinli olsun, dinsiz olsun, kabir adı verilen çukura, mezarcının kazdığı 1,5 metre derinliği ve 1 metre eni bulunan toprak çukuruna girmek zorundadır. Kabir hayatı kişinin ölümüyle başlayıp yeniden diriltinceye kadar sürecek olan bir geçiş dönemidir. Bir aralık yaşanacak misafir hayatıdır. Yani bir insan ölür, kabre gömülür, kabir yaşamı başlar. Bu kabir yaşamı kıyamet kopup tüm insanlar yeniden diriltilip mahşer günü Arasat meydanına toplanmasına kadar devam eder. İşte kabir hayatı böyle bir hayattır. Süresinin uzun mu, kısa mı olacağını Allahu Teala'dan başka hiçbir kimse bilmez. Bilemez ve bilemeyecektir. Çünkü birinci defa sura üflenecek, dünya denilen bu alemin altı üstüne çevrilip dümdüz olacak, ne dağ kalacak ne de deniz, ne de bir canlı. Dağlar, hallacın attığı yün misali havada, boşlukta uçuşacaktır. Bu yıkımın ne zaman olacağını Allahu Teala'dan başka hiç kimse bilemez.
Sonra sura ikinci defa üflenecek, herkes diriltilip mahşer meydanında toplanacak, mahkeme-i kübra, büyük duruşma, hesap kitap, sorgu sual başlayacak. İşte kabir hayatı böyle bir merhale ve Safa'yı içine alan uzun bir zaman dilimidir. Süresini Allah-u Teala'dan başka kimse bilmiyor ve böyle bir hayat herkes için, yani kafir olsun, mümin olsun, söz konusu olacaktır. Allah'ın Resulü, Yüce Peygamberimizin mübarek sözüyle kabir hayatı şöyledir. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Yani kişinin dünyadaki ameline göre bir kabir hayatı olacaktır. Salih amelli, iyi ve güzel amelli, dindar kimselerin kabir hayatları, cennet bahçesi, cennet bahçelerinden bir bahçe olacağı ve kabrinde cennet nimetleriyle rızıklanacağı gibi, kötü amelli, günahkar, günah işlerde kendi ruhunu ve kendi şahsını kirleten günahlardan, kötülüklerden sakınmayan, Allah'ın emirlerini önemsemeyen, asi kişilerin ve kafir, fasık kişilerin kabir hayatları da cehennem gibi ve cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. Bunu şöyle de açıklayabiliriz. Kişinin ahiretteki göreceği iyi veya kötü muameleler, işlemler daha kabre gömüldüğü andan başlıyor ve başlayacaktır demek olur. İnsan kabrinde ameline göre iyilik veya ceza görecektir. Cennetlik bir mümin, Müslüman, devamlı olarak bir film seyreder gibi cennetteki yerini, makamını görüp seyredecek, ruhu ferahlayacak, sanki orada cennette bulunuyormuş gibi huzur duyacak, lezzet ve keyif alacaktır. İmandan yoksun, imanını beraberinde götüremeyen, o ilahi nurdan mahrum olan kafir kişi ise, kabre girdiği andan itibaren, daha cehenneme girmeden, o cehennem azabını, sıkıntı ve ızdırabını mahşer gününe yeniden diriltilinceye kadar çekecektir. Çünkü o da film seyreder gibi cehennemdeki yerini görüp seyredecektir. Bir insan öldükten sonra artık bir daha dünyaya dönmeyecek ve dönemeyecektir. Kişi dünya hayatında nasıl bir ömür sürmüş, nasıl bir hayat yaşamışsa, ahiret hayatı da kabre girdiğinden itibaren dünyada yaşadığı şekliyle tecelli edecek, ortaya çıkacaktır. İmanlı ve takva sahibi bir insan olarak yaşayan, salih amelli Müslümanların ahiret hayatı, kabirden başlamak üzere mutlu ve sevinçli bir hayat, cennet hayatı olacaktır. İmansız ve takvasız, Allah korkusu duymaksızın, kötü amelli olan kimselerinki, bu tanıma kâfirler ve günahlardan sakınmayan günahkarlar da dahildir.